LGS'ye son 236 gün. Büyük bir yarışa biz zaten çok önceden 7'den 8'e kamp ile başladık ve dedik ki artık biz bu işe hazırız ve yazın güzel güzel çalıştık. Eylül ayında okullarımız açıldı, 8. sınıflar açıldı. Hafta sonu kurslarımız başladı, destek yetiştirme kurslarımız başladı. Hepsiyle güzel güzel hazırlanmaya başladık ama artık daha ciddi, daha bilinçli, daha dikkatli bir şekilde çalışmak adına artık sizlerle beraber LGS geri sayımlarımızı da başlatıyoruz. Hemen hemen her gün, ilk başlarda gün aşırı olsa bile hemen hemen her gün sizlerle beraber sizin yorumlarınızı cevaplayacağız ve mükemmel bir şekilde LGS hazırlık sürecimizi tamamlayacağız. Şimdi ilk başta günün sözüyle başlamak istiyorum. Günün sözünde Leonardo Vinci diyor ki, engeller beni durduramaz. Her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. Gerçekten de sınav hazırlık sürecinde örneğin geçen seneki öğrencileri düşünelim. Önlerine pat diye korona çıktı. Bir anda okula gidemediler. Bir anda sorular ne olacağı belli olmadı. Bir anda ikinci dönem konuları çıktı. Farklı farklı engeller çıktı. Ama ne yaptılar? Vazgeçmediler, çalıştılar ve kazandılar. Sizler inşallah önünüze hiçbir engel çıkmadan inşallah mükemmel bir şekilde hazırlanacaksınız ve kazanacaksınız. Ama olabilir. Bazı konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bazı testlerde, bazı derslerde istediğiniz gibi soruları doğru çözemeyebilirsiniz. Asla vazgeçmeyin. Üzerine gidin. Bilhassa yeni nesil matematik sorularında sizi yormak isteyecekler. Sizi vazgeçirmek isteyecekler. Ya yapamazsın. Bakın bu cümleyi unutmayın. Bunu hocamız söylemiş dersiniz. Ya matematik yapamazsın sen. Boşver. Diyenler olursa vazgeçmeyeceğim deyin. Sıkı sıkıya çalışın. Bir soruyu gerekirse 10 dakikada çözün. Bir soruyu gerekirse 20 dakikada çözün. Ama sıkı sıkıya çalışıp üzerine gidin. Ve engelliler kararlılığınızı engelleyemesin. Siz kazanın, onlar kaybetsin. Günün yorumuna baktığımızda Yasemin E diyor ki 351 beğeni almış. Bundan sonra da arkadaşlar sizin yorumlarınızı, burada en fazla beğeni alan yorumları cevaplayacağız ve maksimum 2 soru olmasını istiyoruz arkadaşlar. Çok fazla soru olduğu zaman çok fazla beğeni alıyor ama bu sefer de cevaplamakta sıkıntı yaşıyoruz. Bakın burada süre var. Süreyi kaçırabiliyoruz. LGS'yi fullemek için en az kaç soru çözmeliyiz? Arkadaşlar biliyorsunuz LGS'de 90 soru var. Bunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal ve biz bunlardan mutlaka her gün çözmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü yani her gün 90 soru çözmemiz gerekiyor. Niye? Bir cumartesi günü o sınava gittiğimizde bize 90 soruluk bir deneme verecekler esasında. Arada 50 soruluk 40 soru arasında bir ara olacak ama sonuçta 90 soruyu çözmeye beynimiz alışmalı. Ama biz fullemek istiyorsak bunun en az 2 katını yani 180 soruyu mutlaka çözmeliyiz. Ve yine aynı şekilde hedefimize ulaşmak için eksiklerimiz fazlaysa yani çok daha eksiğimiz varsa hala matematikte, fende, Türkçe'de konu eksiğimiz varsa konularımızı çalıştıktan sonra bu 180 soruyu daha da artırmalıyız. Yani konu çalışmaları bittikten sonra bunu 90 çarpı 2, 3, 270 soruyla devam ettirebiliriz. Burada çözeceğimiz soru adedini, soruların hangi branştan olacağını esasında bizim eksiklerimiz verilecek. Dolayısıyla bu temel söylediğimiz bir rakam. Ama günde 270 soru çözersen kesin full yaparsın hepsini. Öyle bir şey diyemeyiz. Eksikleriniz varsa daha da fazla çözmeniz gerekebilir. Ama temelinde kendinizi sınav gününe hazırlamanız lazım. Çünkü sınav günü karşınıza 90 soru gelecek. 50 tane sözel, 40 tane sayısal. Bunları çözmeye beyniniz alışırsa, bunları çözerken odaklanma gücünüz, motivasyon gücünüz yüksek olursa yani denemeyi çözüyorsun, bir soruya takıldın, üzülüyorsun. Hayır, üzülmeyeceksin. Devam edeceksin, turlama taktiği yapacaksın. Bunu da şimdiden 236 gün kala yaparsan sınav gününde mükemmel bir sınav geçirirsin. İkinci sorusu demiş ki Yasemin, ders çalışmam lazım. Doğru. Farkındayım ama ders çalışamıyorum, bunu nasıl aşarım? Bunun için ders çalışmanı engelleyen şeylere hop diyeceksin. Ya yeter artık diyeceksin. Ya hop yeter. Hop'u biz önceden söylemiştik, bir kez daha söylüyoruz. Hop şudur arkadaşlar. Birincisi H. Hedefini belirleyeceksin. Yani hedefiniz olan liseyi. Kabataş Erkek Lisesi olabilir. İzmir Fen Lisesi olabilir. İskenderun Maksim Anadolu Lisesi olabilir. Fark etmez. Hayalinizdeki herhangi bir yer. Giresun Fen Lisesi olabilir. Herkes hayalini odasının duvarına ya da telefonunun password'ünü yani güvenlik kilidine ya da nedir ona da wallpaper'ına yani duvar kağıdına her yerine asacak. Diyecek ki bu benim hedefim kardeşim, ben burayı istiyorum. Kimileri size dalga geçecek, ya burayı sen kazanamazsın ki, ya sen ne yapıyorsun? Hayır, hedefini belirleyeceksin. Sonra ortamını düzenleyeceksin. Yani ortamında dağınıklık varsa, ders çalışmanı engelleyen böyle telefondur, televizyondur, kardeşinin gürültüsüdür, dağınık bir kitaplıktır. Bunları engelleyeceksin, ortamını düzelteceksin. Yani temizlik yapacaksın, tertemiz bir ortamda başlayacaksın. Ve üçüncü step plan. Bununla alakalı biz sizlere LGS kampımızda, kitaplarımızda her seferinde destek oluyoruz. Hatta uzak denetim programıyla da sizlere bunu her seferinde gönderiyoruz. Ama sizin de kendiniz bu planlar haricinde bir planınız olmalı. Yani hedefim, yıllık bir hedefim var. Aylık bu kadar soru çözmek istiyorum. Haftalık bu derslerden soru çözeceğim. Günlük de benim bugünkü ödevim budur demeniz lazım. Ben bugün toplam işte 180 soru çözeceğim. Bunun 100 tanesi matematikten veyahut da Türkçeden, 50 tanesi işte fenden, 30 tanesi de inkılap tarihinden olacak diyeceksiniz. Ve bu hedefinizi bilerek başlayacaksınız. Benim görevim bu bugün.
Hop bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım diyeceksiniz. İlk başlarda pat diye bu görevleri kendinize veremezsiniz ama ilk başta en azından yapabileceğiniz bir şeyler bulup onları yazarsanız veyahut da yapabileceğiniz bir şeyleri bulup size verilen ödevleri sıralarsanız onları bitirmenin keyfiyle oh bitti şöyle üzerine çizeyim ben bunun. Ben bunu bitirdim, ben bunu bitirdim, ben bunu bitirdim dersiniz ve harika sonuçlara ulaşırsınız arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda paragrafta son nokta sizin için ideal bir kaynak. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı yeni ters sorularına uyumlu tablo ve görselli sorular var. Tamamen yeni nesil sınava göre yani 2020'de son yapılan LGS'ye göre hazırlandı. Buradaki soruları çözdükçe sadece Türkçe dersine değil aynı zamanda inkılap tarihi, matematik, fendeki bu çok fazla okuma gerektiren yeni nesil beceri temelli sorulara hakim olmuş olacaksınız. Sorularımız biraz daha seçici sorular ama sizler zaten imkansızı rahatlıkla zaman alacak şekilde zoru da rahatlıkla başardığınızı biliyoruz arkadaşlar. Her biri 10 sorudan oluşan toplam 40 denememiz var. Hepsinin çözümleri var. Günün okuluna baktığımızda İstanbul'a başladık. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Sesi 428 puanda 2020 YKS sonuçlarına göre 30 tane tıp, 58 tane mühendislik, 2 tane diş hekimliği kazandırmış. Dolayısıyla bu 5 yıllık eğitim sonrasında çok güzel yerlere gelen öğrencileri var. Bu okul sizi hak ediyor çünkü sizler sıkı sıkıya çalışıyorsunuz. O zaman hadi bakalım ödül soru yorumlarımızı yollayın. Güzel bir sürece giriyoruz. Beraberiz, birlikteyiz. Asla yıldıramazlar bizi. Çalışıp kazanacağız arkadaşlar.